Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ayakkabı incelemesine hoş geldiniz. Uzun zamandır bu ayakkabı içerisinde oynuyorum ve maalesef unuttum herhalde bunu yapmayı, bilmiyorum. Bayağıdır bekliyordu. LeBron Witness 6. Uzun zamandır da elimdeydi kutu açımını falan izlediyseniz. Hani çok sorulmadı. Daha farklı ayakkabılar çıktı etti falan derken bu şekilde kaynadı. Neyse ki şimdi karşınızdayım. Umarım introyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olur ve zil işaretini, çan işaretine basarsanız da sevinirim. Her yeni video attığım zaman bildirimleri kaçırmamış olursunuz. Hemen şöyle kutusunu alıyorum ve hızlıca incelememize giriyoruz. Belki de ayakkabının en sevdiğim yanı kutusu oldu diyormuşum. Gerçekten pek beğendiğim bir ayakkabı olmadı mı? Kutusunu çok beğendim arkadaşlar. LeBron'un tacı, Strive for Greatness. İşte sağında solunda şu şekilde görmüş olduğunuz aslan kafası detayları, her zaman olduğu gibi 11 numara aldım, yani 45 numara. Evet, güzel, gayet güzel bir kutu var. Şurada görüyorsunuz Witness yazıyor. Tacıyla birlikte şöyle bir tanesini çıkartalım. Bayağı da ağır geldi bu arada kutuyu tutarken. Evet, tertemiz, güzel bir renk, güzel bir ayakkabı bizleri karşıladı. Tabii basketbol için pek güzel değil. Şaka bir yana, detaylı incelemesine şimdi geçelim arkadaşlar. Evet, renkleriyle ve görünümüyle başlayabiliriz. Ne diyorsunuz? Ben aşırı aşırı beğenerek almamıştım. Fakat iyi ki de almışım diyorum. Çünkü ben 1100-1200 almışımdır yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda internet sitesi önümde arkadaşlar ve 1830 TL diyor. Yani yüzde neredeyse 50'ye yakın bir artış var. Yani inanamıyorum gerçekten. Biliyorsunuz ki LeBron'un bütçeli versiyonu, LeBron'un bütçesiz versiyonları, LeBron 18'ler ve low'ları genelde 2.5-2.600 ve 3'lere falan da yaklaşan renkleri var yanlış hatırlamıyorsam. Yani dolayısıyla Nike'ın bulabileceğiniz uygun ayakkabılarından bir tanesi aslında. Maalesef uygun ayakkabılar fiyatları buralara kadar yaklaşmış durumda. Görseline baktığımız zaman fena değil, güzel değil bence. Ayakta da şık duruyor, güzel duruyor. Ne diyorsunuz? Benim hoşuma gitmişti. Özellikle şu arkadaki plastik yapısı, renkleri, dikişleri. Evet, güzel duruyor kesinlikle. Aynı zamanda Air Max'lerinin farklı şekilde, farklı renkleri bu şekilde gösterilmesi de hoş duruyor. Yani bir spor ayakkabısı olarak veya spor salonunda giyilmek üzere alınabilir. Günlük de aynı şekilde kullanılabilir bir model. Hemen dizayn detaylarına bakalım. Şurada görmüş olduğunuz touch zaten vardı. Onun dışında dilinde güzel bir aslan var. Burada Witness yazıyor ve burada bir logo var. Burada ise Air Max yazıyor. Nike yazıyor, pardon. Bu tarafında Nike yazıyormuş, bu tarafında da Air yazıyor. Onun dışında tabanda Nike logomuz var. Evet, bu kadarmış aslında. Çok da fazla dizayn detayımız yokmuş. Nike işaretimiz ve çizgili çizgili tatlı dikişlerimizle fena durmuyor. Hemen performansına giriş yapalım taban tutuşuyla. Hemen tabanı sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar, dışarıda oynamaya uygun ayakkabılardan bir tanesi. Oldukça sert plastiklere ve balık sırtı çıkıntılarına sahip. Ben çok iyi işler yapamadım açıkçası. Oldukça kaydım. Ha, fena da değildi ama çok iyi de diyemeyeceğim. Ortalama bir taban tutuşuna sahipti. Hani daha iyisi olabilirdi bu kadar güçlü çıkıntılardan ama muhtemelen kullanılan plastiğin yapısıyla alakası var. Ve hani iç sahada çok iyi tutuş yakalayamadım. Dışarıda oynarsanız muhtemelen daha iyi bir tutuş yakalayacaksınız. Bu çok güçlü çıkıntılar dışarıda size dayanacaktır diye düşünüyorum. Bu güzel bir şey çünkü genelde yaz geldi. Çoğunuz dışarılarda olacaksınız. Bunu alabilirsiniz. Ayrıca bu renk de tam bir yaz rengi gibi durmuyor. Bu mangolu, limonatalı, portakallı gibi. Böyle canım içecek çekti şimdi sizlere konuşurken, anlatırken. Yazın dışarıda oynayabileceğiniz bir ayakkabı. Sağ tutuşuna, yani taban tutuşuna 10 üzerinden 7.9 vereceğim. Biraz aşağıda kalıyor. Yani daha iyi işler yapabilirdi. Ayakkabı bana çok uygun bir ayakkabı değildi. Yastıklam olarak yerden yukarıda olması, hafif dengesiz hissettiriyor olması, çok geniş olmayışı. Yani benim ayakkabım olmadığı için de puanları çok çok aşağılara doğru çekmek istemiyorum açıkçası. Ama asıl benim hiç memnun olmadığım kısma geliyorum. Taban tutuşundan sonra yastıklamasına geliyorum. Air Max yastıklamasına geliyorum. Gerçekten bu Air Max'i LeBron çok seviyor ama bence inanılmaz kötü bir yastıklama. Ve işin sıkıntısı şu ki, hani her ne kadar şuradan bastırdığınızda yumuşak yumuşak gözüküyor olsa da arkadaşlar, Air Max şu görmüş olduğunuz şu kısımda mevcut. Yani şurada da var, görüyorsunuz. Benim asıl kullandığım kısım ön kısım ama sadece şu görmüş olduğunuz kenarlarda var. Yani bunun niye böyle bir durum var anlamış değilim. Asıl ihtiyacımız olan ön ayakta yok. Hani topuk çarpmalarına karşı tabii ki arkada var ama ön ayakta olmayışı gerçekten yastıklamayı çok kötü yapmış. Zaten Air Max sıkıntılı bir yastıklama. Ama şurada görmüş olduğunuz sadece bir köpük. Yani ne köpüğü olduğunu çok bilemiyorum. Çünkü yazılmamış, bilgi verilmemiş. Hani faylon köpüğü olabilir. Normal Nike'ın bütçeli modellerde kullandığı yastıklama da olabilir. Çok sert, hafif dengesiz hissettiriyor.
ve bu kadar benim bel ağrılarımla hiç beğenmedim. Ben beğeneceğini de hiç kimsenin düşünmüyorum. LeBron Witness, bende 5'ler vardı. Onlar tabii ki şu anda değiştirdim. Raflardaki şu an göremezsiniz. Hani onlara alışmıştım, bir süre sonra kırdıkça iyi hissetmiştim ama burada kırılacak da çok bir şey yok. Sadece uzun süreli giydikçe taban tuşu biraz daha iyi olabilir. Ayakkabı ayağınızın şeklini alabilir ama yastıklama noktasında bence hala çok büyük eksikler var. Ve buna 10 üzerinden 6.5 veriyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç beğenmedim. Bir basket ayakkabısında kullanabilecek. En kötü yastıklama, zaten ihtiyacım olan yerde de yastıklama yok. Kesinlikle berbattı. Ama cidden hiç beğenmedim arkadaşlar. Hani şuralara basıyorum, böyle bir yumuşaklık hissediyorum ama ayakkabının içerisindeyken kesinlikle öyle bir yumuşaklık hissedemedim. Çok da fazla tabii ki görmüş olduğunuz kısımlardan böyle engellenmiş bir yapıda olduğundan da olabilir. Yine aynı şekilde iç taraftan da öyle. Yerden yüksek arkadaşlar, bayağı bu yastıklama ve tabanla bayağı sizi yükseltiyor. Biraz da dar bir yüzeye basıyor. Yani daha geniş olabilirdi. LeBron gibi bir oyuncu bunu giyiyor sonuçta. Aynı zamanda sahalarda da giydi bunu yanlış hatırlamıyorsam. Daha geniş olmasını isterdim. Bu dengesiz hissettirmesi de pek hoş değil. Yine pijamanın sahnelerde de biraz böyle tuhaflık hissettiriyor. Ama neyse ki şu arka topuklardaki korumalarla en azından bir tutuculuk sağlayacaktır. Üst kısma materyallere geçiyorum. Yani bütçeli modelim diye bağırıyor açıkçası. Ama daha rahat, daha tatlı, kasmayan bir yapı var. Şurada görmüş olduğunuz işte dikiş, mesh yapısının üstünde dikişler, biraz daha böyle şekiller, şemaller kondurulmuş. Yani çok iyi değil, çok kötü değil. Arkaya doğru geldiğiniz zaman şu ortadaki yapı biraz daha farklı bir dikiş ama yine dandik hissettiren dikiş. Ben şuradaki sadece plastikleri beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Her iki kısımdan şöyle ayağınızı tutucu bir etki yapıyor. Topuk koruması iyi şekilde hissediliyor. Dildeki yapı da oldukça dandik hissettiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok böyle basit ve kötü bir yapı kullanılmış. Aynı şekilde dilin üzerinde de tam bütçeli modelim diye bağıran bir mesh yapısı. Yani delikli bir pofidik süngeri içine koyuyorlar, delikli bir kumaşın içine. Bu şekilde sizlere üst kısım yapıyorlar. Yani çok tutuculuk yönünden kötü olsa da rahatlık olarak en azından daha iyi oluyor. Ama tabii ki ben 1900 lira veriyorsam biraz daha kaliteli bir şeyler bekliyorum. Materyallere vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 7.8 olacak. O da şu arkadaki plastiklerin hatırına. Destek noktasında dediğim gibi çok iyi işler yapamıyor. Bu arkadaki çıkıntılar olmasa gerçekten yana doğru yaptığınızda devrilecekmiş veya işte ayağınız çıkacakmış gibi hissettirecek. Çok fazla hani bağcıkları sıksanız dahi kilitleniyorsunuz ama dediğim gibi yerden yüksek ve dar olması bunun önünü bayağı kapatıyor. Destek noktasında vereceğim puan 10 üzerinden 7 olacak arkadaşlar. Yine oldukça düşük. Gerçekten bu LeBron'un en kötü ayakkabısı olabilir. Ki genel itibariyle aslında hani sevdiğim ayakkabılar yapıyor. Serili ayakkabılarını düşündüğün zaman özellikle 15-16. Gerçi orada sıkıntılar vardı. Bu içlerinde en sevmediğim olabilir. Witness serisi de kötüydü. Düşünüyorum da bayağı uzun süredir yani son 5-6 yılda birkaç tane beğendiğim ayakkabısı olmuş. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama hep böyle sıkıntılı, pek de güzel olmayan ayakkabılar oluyor arkadaşlar. 45 numara aldım, gayet iyi hissettim. Yani bunu artık pek kullanmayacağım muhtemelen ama gündelik hayatta belki veya işte uyduracağım kombinler varsa olabilir, spor salonunda olabilir. Yani gördüğünüz gibi Lakers üstlerimle olabilir ama birçok LeBron ayakkabısı varken buna sıra gelir mi bilmiyorum. Dışarıda oynanıyor olması yine avantajlardan biri. Bence pozisyon olarak 1-2 numaralara hiç uygun bir ayakkabı değil. Onun dışında 3-4-5 numaralarda yani çok tavsiye edemeyeceğim. Eğer ki indirimden buluyorsanız hani 1000 liraları 1100 liraları buluyorsanız bir basketbol ayakkabısı deyip alabilirsiniz ama gerçekten çok kötü bir ayakkabı olmuş. Benim görüşümce verdiğim belki en düşük puanları burada görmüşsünüzdür. Yani bu fiyatlara, bütçeye belki daha iyilerini bulabilirsiniz. Çok indirimden alırsanız hani belki alabilirsiniz benim gibi. Ama hani niye geç kalmış bu video şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Ben de daha iyi anlıyorum niye çekmediğimi. Çünkü basketbol anlamında pek bir şey bizlere öneremiyor. Evet, sizler aldıysanız, kullandıysanız uzun süredir piyasalarda fiyatı da gitgide arttı her ayakkabı gibi. Ne düşünüyorsunuz? Olanlar aşağıda yorumlara yazarsa sevinirim. Sizin tecrübeleriniz de böyle kötü müydü? Yani birçok ayakkabı incelediğim için hani iyi kötüyü daha rahat ben ayırt edebiliyorum. Beğenmediğim oldu kesinlikle ama tabii içinizde ayağın şeklini almış, çok rahatım, çok iyiyim diyenleriniz de olabilir. Bu tecrübeler tamamıyla benim tecrübelerimdi. Aşağıya yorumlara belirtirseniz sevinirim. Aynı zamanda sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ve benim değinmediğim kısımlar varsa da yazarsanız cevap vereceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, o zaman ayakkabı dahisi bugünlük out.